Başakşehir'in mağlup olmasından sonra beraberlik aslında bir opsiyon haline gelmişti Galatasaray için. Kadıköy'de yenilmemek çok başka senaryolarda Galatasaray için kabul edilebilecek bir skor olsa da bu onlardan biri değildi sanki. Fenerbahçeli ve Galatasaraylı oyuncular arasında bir gerginlik yoktu. Sıkıntı yoktu. Bayağı böyle normal bir şekilde oynandı maç. Mini futbol yok abi, sıfır futbol ya. İyi pas dediğin şey sadece oyuncuların pasörlüğüyle alakalı bir şey değil. Bir saha geometrisi gerektiriyor. Beşiktaş karşı reaksiyon vermeyi e, sürdürdü. O yüzden gerçekten ikinci 45 dakikadaki o tempo, bitmek bilmeyen tempo ve ortaya konan fizikalite çok etkileyiciydi. Merhabalar, Lokal 90 Artı'ya hoş geldiniz. Derbi haftası sonrasında Emre Özcan'la birlikte bir kez daha karşınızdayız. Öyle önemli bir haftaydı ki o kadar Önemli maçlar oynandı ki Emre bile Sen de konuşamıyorsun. Gömleği, sen de evet. Konuşamıyorsun. Yani o kolay değil. Sen de görmeyi çekmişsin maçların ağırlığına binaen. <laughs> i̇ki tane derbi konuşmak e, kolay e, değil. E çıkılmaz bu program. Aynen. Sen Öyle. de yine böyle kul cool kazaklarına devam ediyorsun. Gözlükler kazak. Şeyi de alıyorsun yorumlarda. Moda ikonu. <laughs> Kardeşim orada. evde gözlükle hava da, soğuk kazak Gözlük Gözlükte yani bir şey böyle presentable bir görüntü, imaj. Adam imajı oynuyor resmen. Helal olsun. Saygımız <laughs> var. Kardeşim vücut hatlarını gösteren bir gömlekle gelmişsin. Burada bana imajı oynuyor. İmajı <laughs> oynuyor ben bilmem Gömlek nedeni şey değil. Program değil bir yere gideceğim. Ya, bu programa Çoğuşlar. kıymet vermiyorsun yani. Yani burası burada biraz daha rahat takılıyoruz normalde biliyorsun. Ya, ben normalde de normalde yoksa kazakla böyle svetle falan takılmayı isterdim burada. Hakkında biraz üzerine geleyim. Kendimi rahat hissetmiyorum çünkü böyle. Biraz ona... üzerine geleyim dedim. Güzel. Şimdi zaten. Sağ verdim ama karşı kontrada daha yaptım. Hiç sıkıntı, sıkıntı değil. değil. Şimdi bir olup başkalarının üzerine gideceğiz <laughs> Topu kaybettiğin noktada prezi yaptım sana. Haklısın. Ne oluyor abi şu an? Aman <gülüyor> 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 Devam et. Kesme. Ne Derbiyle... Olur. Yok kesecek bir şey yok bu program böyle bütün <laughs> çıplaklığıyla. Derbiyle başlayalım. Yani derbi derken Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla başlayalım. başlayalım. Ardından zaten uzun uzun Beşiktaş-Başakşehir maçında konuşacağız. Çok Galatasaray açısından Başakşehir'in kaybetmesi sonrasında Maçın da içinde gelişen şartlarla birlikte gerçekten çok önemli bir fırsatlı olmuştu. Hmm. Yani e, burada alacağı bir galibiyetle Galatasaray ki birazını zaten bu senaryoların perşembe günü konuşmuştuk, hakikaten Başakşehir'in kaybı üzerine hem seriyi bitirerek psikolojik kazanımı hem de 3 e, puan almasıyla psikolojik anlamda çok önemli avantaj sağlayacak çok öne geçecekti belki de yarışta. Yani yine geride olsa da ama e, ondan sonrasını nasıl değerlendirmek gerekiyor? Çünkü bırakılan puan var ve ne kadar Kadıköy'de yenilmemek çok başka senaryolarda Galatasaray için kabul edilebilecek bir skor olsa da bu onlardan biri değildi sanki. Değildi muhtemelen. Çünkü e, Başakşehir'in kaybıyla beraber yani maça girmeden önce ben onu söyleyeyim o zaman. Düşüncelerimi akt aktarmaya çalışayım. Başakşehir'in mağlup olmasından sonra beraberlik aslında bir opsiyon haline gelmişti Galatasaray için. Çünkü neden? Şimdi hep şeyi konuşuyoruz ya. Galatasaray 33. hafta zaten Başakşehir'i mağlup ediyor. Ee, şampiyon olması için başka bir şans yok. Evet. O denklemde ee, bir tane de puan kaybına bir ekstra tane puan ihtiyacı kaybı. var. Ha, i̇htiyacı var. Şimdi beraberlikle beraber o puan kaybının Başakşehir beraberliği olmaya ihtimali ortaya çıkıyor. Hı hı. Ee, yani şimdi Galatasaray burada Fenerbahçe ise Başakşehir'in kaybıyla beraber Başakşehir'in kaybet maç kaybetmesini bekleyecekti. Evet. Ee, yani puan kaybının e, yenilgi olması gerekiyordu. Beraberlikle Ama şimdi beraber, puan kaybına her şey beraber e şimdi Başakşehir'in beraberliği de başka Diğer maçlardaki beraberliği de Galatasaray'a yarayacak. Yani doğal olarak e Fatih Terim Fenerbahçe'yi deplasmanına Kadıköy'e çıkarken 20 senelik bir tarihsel gerçekte söz konusuyken beraberliği maçtan önce kötü bir sonuç olarak değerlendirmez. Değerlendirmiyordur. Değerlendirmemiştir ya da. Bence öyle. Ama maç öyle bir hale geldi ki, maçta öyle şeyler yaşandı ki, Fenerbahçe ee, işte gerek Kırmızı Kart gerek Fenerbahçe'nin Kırmızı Kart'a kadar ilk yerdeki performansı, oyun tutumu, mantalitesi e, yani böyle bir maçta beraberlik bence çok üzücü. Zaten maçtan sonra Fatih Terim'in e, yüzünden düşen bin parçaydı. Evet. E, Galatasaray camiasının genelinin, taraftarlarının da işte teknik kadrosunda oyuncuların da ben çok üzgün olduğunu zannediyorum. Yani çünkü ilk... abi şu, şu şunu söyleyeyim son olarak galip gelse Galatasaray ya yani şeyi falan bırak. İşte Kadıköy'deki galibiyet falan önemli değil. Kendi eline alıyordu şeyi. Abi o ee, dediğin gibi kendi eline alıyor. Direksiyon yani onların kontrolüne geçiyor. Matematik kısmından öte Galatasaray bu maçı kazansaydı ee, Başakşehir'in üstünde hissedeceği baskı çok daha fazla olacaktı. Bak Başakşehir Cumartesi günü tabii, tabii, yaşadığı tabii. kaybın sonrasında. Aynen. Dikkat edersen orada da sonuçta haf bu haftalarda artık biraz da teknik direktörlerin e camiaların durumu kontrol etme savaşını izliyoruz. Mücadelesini izliyoruz. Abdullah Avcı dikkat edersen sürekli olarak şeyi öne çıkarmaya çalışıyor. Biz bu ligin en iyi takımıyız. Favorisiyiz. Kay maç önü, Beşiktaş maç önü kaybetsek de yazı falan. Doğru söylüyor. E, altını çizerek gösteriyordu. Ya doğru söylüyor, yanlış söylüyor değil mesela ama çok altını çizdiğine dikkat çekiyorum. Hı uh hı. -huh. E, keza oh, oh. Ay, o söylemi kaybedecekti. Eğer Galatasaray kazansa. Yani yani ne, kadar, ne kadar dışarıya verse de sonuçta Başakşehir'in üstünde hissedeceği baskı çok farklı olacak. Tabii, ben aynen. eminim ki Galatasaray'ın e, bu şartlar altında oynanan Fenerbahçe'nin 10 kişi kaldığı, 1-0 öne geçtiği, ikinci yarısının tamamını kontrol ettiği bir maçı kazanamaması Kadıköy'de. Burada puan bırakması Başakşehir'e, Başakşehir'in üstünden büyük yük almıştır. Çünkü Cumartesi Başakşehir herhangi bir maç kaybetmemişti. Yani Başakşehir tarafından bakarsan da biliyorsun Abdullah Avcı'nın üstünde biriken doğruluğunu tartışabiliriz. Ama Başakşehir büyük maç oynayamıyor, orada hep takılıyor durumu var. Ve bu... Galatasaray maçına giderken de Başakşehir'e ekstra bir şey getirecekti. Hı hı. Yani o bakımdan da aslında Başakşehir'de Başakşehir de bir şey kazanmış oldu Galatasaray kaybettiği kadar. Yani muhtemelen öyle. Hı hı. Ve şey eee yani Galatasaray Fenerbahçe eşleşmeleri çok enteresan bir hale gelmeye başladı. Gerek e, Galatasaray'ın sahasında, gerek Fenerbahçe'nin sahasında Kadıköy'de olmuyor abi futbol. Yani futbol falan oynanmıyor. Yani nasıl aynen öyle. Nasıl bu hale geliyor? Mesela Tamam ikinci herhalde işte Fenerbahçe'nin 10 kişi kalması vesaire. İş başka noktaya döndü diyelim ki onu da ayrıca konuşuruz ama ya ilk yarıda da futbol yok. İlk yarıda, ya yarı ya on ilk yarı, kadar da futbol yok. İlk yarı berbat bir futbol ve, ilk yarısı. Ya şeyi hatırlıyor musun? Maç şey yok abi. Normalde neden futbol olmuyordu? O kadar fazla gerginlik oluyordu ki oyun duruyor hmm. sürekli, tempo düşüyor. Ee, işte topun oyunda kaldığı süre çok azalıyor vesaire. Hmm. Bunlar hep etkiliyordu Galatasaray Fenerbahçe derbilerini. E, mesela şeye kadar ilk yarıdaki maçta da Böyle içinde çok büyük gerginlikler oldu mu? Sondaki şeyi çıkartıyorum. Sondaki hadise dışında. Yoktu. Yine futbol yoktu. Bu maçta mesela Fenerbahçe 10 kişi kalana kadar ilk yarıda yine futbol yok abi. Gerginlik de yok maçta bak. Hani iki atmosfer çok gergin değildi. Benim beklediğimden daha düşük bir atmosfer vardı Kadıköy'de. Ee, Fenerbahçe Fenerbahçeli ve Galatasaraylı oyuncular arasında bir gerginlik yoktu. Sıkıntı yoktu. Bayağı böyle normal bir şekilde oynandı maç. Yine futbol yok abi. Sıfır futbol ya. Olmuyor yani. Ya bunu zaten çeşitli sebeplerini konuşmamız gerekiyor. Ş şeye dikkat etmişsindir. İlk yarı sonunda e, Bein Sports direkt olarak ilk yarının önemli anlarını ya da varsa gollerini veriyor ya. Hı hı. Reklamada da gitmeden. E, orada veremediler mi pozisyon? Pozisyon diye iki tane şey verdiler. Bir tane Valbuena'nın direğe yakın avta giden şutu var. Hı hı. Fenerbahçe ha, adına. Evet, evet. Galatasarayın pozisyonu da o kırmızı karttan sonra Fegulli'nin attığı frikik. Evet. Ki hakikaten başka bir şey de yok oyunda yani. Bir de galiba Belhanda'nın bir tane yaya yakın bir tane şeyi vardı, şutu vardı. Yani yine ceza sahası dışında. Ee, hakikaten bir şey yok maçta ilk yarıda pozisyon. Futbolda oynamıyor. Bir de sürekli oyun duruyor zaten. O sadece derbi problemi değil gerçi de. Ee, ben şeyi çok hissettim. Ee, ilk i̇lk yarıda. İkinci yarı başka bir şey çünkü. Ee, Galatasaraylı oyuncuların Yine ben gergin olduğunu çok hissettim maçta. Ben yani şöyle bir gerginlik. Sanki böyle maç beraber giderken işler onların istediği gibiydi. E, oyunu forse etme falan hiç çalışmadılar ilk hı. yarıda ki yani çünkü Fenerbahçe e, yine benim beklediğimden daha kötü bir başlangıç yaptı, daha kötü bir yarım saat oynadı 11 11 iken, dengedeyken yani oyuncu sayısı öyle bir ortamda da böyle yani e, sanki Fenerbahçe'nin gol atamaması Galatasaraylı oyuncuları yetiyor gibiydi ilk yarıda. Benim hissiyatım bu. Tabii bu. Hı hı. 20 senelik bu işte kazanamama serisinin işte taraftarlara Galatasaray taraftarlarına Fenerbahçe taraftarına, medyaya teknik adamlara oyunculara verdiği psikolojinin bir sonucu da olabilir. O da bana bunu hissettirmiş olabilir. Ama görüntü biraz da öyleydi. Fenerbahçe taraftarında da atmosferin düşük olması bence o yüzdendi. Ya acaba bu kez kaybedecek miyiz korkusunu ben hissettim ilk yarıda. Fenerbahçe oyuncuları da o sirayet etti. öyle olunca ortaya saçma sapan bir maç çıktı. Yani Fenerbahçe kaleye gitme yani gitmeye çalışmıyor ve bu bir problem değil golemedikleri sürece. Galatasaray için golemedikleri sürece gol atamamak bir problem değil. öyle olunca bakış yani niyet okuyorum ben şu anda ama yani hissiyatım o. Ortaya ne pozisyon ne tempo. Ne de işte e, heyecanlı oldu. Garip bir 45 dakika çıktı. Valla bu kadar bu oyunculara gerginlik yüklemek e, normal değil ve belki faydalı da değil. Yani bunu gerçekten kulüplerin takımların kendi içinde değerlendirmesi gerekiyor. Şimdi biliyorsun kadrolar çok değişiyor. Zaten e, yabancı sayısıyla birlikte şu anda kadrolar büyük ölçüde yabancı. E, bu oyuncuların birçok kısa bir süre öncesine kadar aslında Fenerbahçe Galatasaray derbisi ve onun ağırlığı hakkında çok fazla fikir sahibi ya da hiç fikir sahibi olan oyuncular değil, değil mi? Hı hı. Şimdi bu oyuncuların kısa bir yüklemeyle bu kadar gergin hale gelmesi bir fayda sağlıyor mu? Bunu tartışmaları gerekiyor kulüplerin kendi içerisinde. Ben sağlamadığını düşünüyorum. Yani normal şeyler değil mesela sahada yaşananlar. Onyekuru ilk aklıma gelenlerden biri Onyekuru ile Şikirtel'in pozisyonu. Fenerbahçe'nin golünden önce. Abi Onyekuru çelme takıyor. Çelmeden önce Şikirtel adamın üstüne gidiyor işte falan. Yani Gal Fenerbahçe Galatasaray değil de Fenerbahçe Ankara Gücü maçı olsa, Galatasaray Bursa Spor maçı olsa, Malatyaspor maçı olsa o pozisyonda o gerginlik yaşanmaz ya da x başka bir pozisyonda bu kadar oyundurmaz belki bu kadar e, gereksiz sertleşmez oyun ve oyun gerginleşince oyuncular gerginleşince bunun çok örneğini gördük çünkü ilk defa yaşanmıyor. Sen de söyledin işte Fenerbahçe Galatasaray derbileri böyle geçiyor. Bu defa tamamen e, futboldan çıkan Kör dövüşüne dönen bir şey izliyoruz. Ha, bu maçın özelinde o Galatasaray'ın işine gelmedi diyebiliriz belki. Gerçi tabii şuna dönelim. Şimdi ilk yarıda pozisyon dahi yayıncı kuruluşun oraya koyacak pozisyon dahi bulamadığını söyledik. Ama ikinci yarıda bir Galatasaray hakimiyeti var net. E, Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasının elbette büyük etkisiyle birlikte. E, bu hakimiyet hı. üretkenliğe tamamen dönmüş olmayabilir. Hı, hı. E, Teknik direktörün, Fatih Terim'in belli tercihlerini de mutlaka eleştireceğiz, eleştirmemiz gerekiyor. Ama sonuçta oyun Galatasaray'ın kontrolünde büyük ölçüde. Ee, 1-0 buluyor Galatasaray. Ondan sonra Fenerbahçe'nin beraberliği yakaladığı pozisyon var. Sonrasında yine Galatasaray oyunu alıyor. Yine daha hani e, fırsatları bulan taraf Galatasaray. E, o ayrı bir devre. Biraz da ikinci devresinden maçın başında e, bahsedelim ya yine de yani ilk yarıyı de böyle şey yapmak lazım bence abi. Bir genel yani şey konuştuk böyle psikoloji üzerinden konuştuk ama ilk yarıda da ilk 11'ler üzerinden bence e, bir değerlendirme yapmamız gerekebilir. Tabii oradan geçecek. Ama önce de şunu ona geçmeden şunu söylemek gerekiyor. Şimdi yine hakemin net bir şekilde maça e, maçın sonucuna müdahale ettiği ve yani e, sonuca dair büyük bir hata yaptığı bir mücadele geride bırakıyoruz. Dolayısıyla şimdi Galatasaray taraftarları tabii ki öfkeli ama yani ee, bizim maçta olanları da maçta gerçekleşenleri dinamikleri de konuşmamız gerekiyor. Hep söylüyorum ben bunu. Yani hakimi bir devrede dışı yani hakimi konuşursun ki biz konuşmak istemiyoruz. Onu hep söyledik. Ama bir de e, ee, sahada gerçekleşenler var. E, onu objektif bir şekilde konuşmayacaksak o zaman işte bu şekilde ee, hakemin maça etki ettiği mücadelelerde hiç futbol programı yapmamız lazım. O yüzden ee, hakimi dışarıda bırakarak konuşacağız maçı. Hakem ile e, bir şeyler söyleriz. Ee, i̇lk yarıları itibariyle şeyi söyleyeyim ben abi. Ee, i̇yi kombiler üzerinde benim beklediğimden biraz daha farklı oldu iş. Hatırlamıyorum derin merkeze söylemiş miydim? Yani e, Galatasaray'ın topu bırakmasının ben daha iyi olacağını düşünüyordum. Evet, evet söyledim. Söyledim galiba. Ee, benim kafamdaki ana plan oydu. Ee, Fenerbahçe içinde... için başka düşünce vardı. Çünkü neden? Fenerbahçe seti oynayamıyor. Ee, Fenerbahçe seti oynamaya çalışırken geçişleri savunmaya da sıkıntı yaşıyor. Galatasaray'da alan isteyen bir takım. Yani Galatasaray'da seti oynayamıyor. O zaman Fenerbahçe üzerine çekip ki deplasmanda oynuyor. Bunu yapabilirdi. Arkaya sarkma çabası mantıklı olabilirdi. Ama öyle bir Fenerbahçe 11 çıktı ki e, Valbuena'nın önde olduğu e, yani bir kenar Valbuena bir kenar Moses. Zaten bu takım bir de ortada şey Elif Elmas Tolgay ve Mehmet Topal'la beraber. Takımın kontradak tehdidi yok. Şimdi takımın kontradak tehdidi olmayınca ilk 11'de o zaman topu alıp rakip yarı sahaya yerleşmekte de çok fazla sıkıntı olmaz. Hı hı. Ee, ki dengedeydi ilk yarı. Yani e, o yüzden Galatasaray topu alsa böyle oyunu domine etmeye çalışsa da çok yanlış karar olmaz bence ilk 11'ler e, ortaya çıktıktan ve maç oynanmaya başladıktan sonra. Ee, yani zaten Galatasaray böyle %52 ile %53 ile başladı maçın başında sonra bir ara Fenerbahçe topu ele geçirdi. Onlar %55'e falan çıktılar. Den nasıl sonuç şu anda hatırlamıyorum ilk yarı ama dengedeydi yakın yani takımlar. 52-48 falan mı? gibi bir şey hatırlıyorum ben. Ama ha. e yanlış olabilir. Yakın yani şunu söylemeye çalışıyorum. E benim söylediğim şey Fenerbahçe'nin ilk 11'i ile beraber aslında tacı çıktı. Çünkü gerçekten yani Victor Moses dışında e bir kontra tehdidi olmayan Fenerbahçe. Ne Soldado doğru hatta ne Elif Elmas, Valbuena Val Val -e zaten koşamıyor. E geriden çıkıp yap çıkış yapacak bir oyuncu yok. Jason mesela o sürpriz koşulları yapabilen bir oyuncu kontralarda. Ee, tek bir oyuncuyla da kontrol oyununu bir yere kadar oynayabilirsin. O yüzden ilk yarının özelinde Fenerbahçe'nin 11'i de bence etkiliydi ki yani Valbuena'lı oyun e, topu da çok net bir şekilde domine edemedikleri ortamda çok fazla bir şey getirmedi Fenerbahçe. O yüzden belki de hamile oyuncusu olarak kullanmak e, Mathieu Valbuena'yı daha mantıklı olabilirdi. Ama işte 42'de gelen kırmızı kart e, enteresan bir kırmızı kart. Ben net bir şey düşünemedim pozisyon gerçekleştiğinde yani Hı -hı. E, topu hakimiyetin alması mümkün mü orada? Nenin kaleci çıkıyor, kalecinin çıkması bir faktör mü? Ki sordum e, bir hakeme, eski hakeme, Murat Fevzi Tanırlı. Hakemin çıkmasıyla alakası yok, o pozisyon net kırmızı dedi Murat Fevzi, ki genelde de öyle diyor hakemler ama ben onu mesela o kadar net bir şekilde şey yapamadım, değerlendiremedim pozisyon olduğunda. E, o kırmızıdan sonra iş tamamen başka bir noktaya döndü ve ikinci yarı ile beraber Değişikliklerle oyun başka bir noktaya gitti. Sen ne düşünüyorsun ilk kereyle alakalı bu anlamda? Yani ben de merak ediyorum tabii. Yani bu arada kırmızı kart pozisyonu demişken kırmızı kartın e, doğduğu pozisyon bir kere e, rastgele ortaya çıkıyor neredeyse. Saçma. Yani semih uzaklaştırıyor topu. Aynen. Cagney ee, bir koşuyun falan diyor. <laughs> anlamsız şekilde önde o sırada Fenerbahçe savunması büyük işte koşuyu kaçırıyorlar falan ve oradan doğuyor. Ya yani tuhaf bir pozisyon. Ya onun dışında da. E, de yani ben de aslında biraz Galatasaray'ın oyuna hakim olmasını bekliyordum ama belki biraz önce konuştuğumuz faktörlerin de etkisiyle Ne Galatasaray oyuna hakim olabildi daha buna elverişli ayakları kadroya sahip olmasına rağmen Fenerbahçe'nin zaten sahasında da oynasa o oyunu oturtturamadığını biliyoruz ve çok şey bir oyun oldu gidip gelen kimsenin kontrolünü alamadığı, çok da bir noktadan sonra duran Herhangi bir dengenin oluşmadığı bir oyun oldu ilk yarı. İlk yarıyı yani bir bütün olarak görmek bence o yüzden biraz zor. Yani ilk yarı ya da dair oyunda yani ikinci yarıda öyle ya da böyle bir netlik en azından oluşuyor e, oyunda. Hı hı. İlk yarıda öyle bir netlik de oluşmuyor. E, bölük pörçük bir sürü şeyden küçük bölümden bir ilk yarı oluşturabilirsin, bir ilk yarı resmi çekebilirsin. Ama e, tabii ki kırmızı kart. Belki bu dengesizlik de Fenerbahçe'nin planlarından biriydi. Ya da işte Ersun Yanal sonuçta buna göre bir hamle yapacaktı. Kırmızı kart sonrasında her şey alt üst oldu Fenerbahçe açısından. Ee, evet. Yani zaten kırmızı kart sonrasında iki yarıda uzatmalarla beraber bir 10 dakikalık periyot vardı ama o periyodu çok iyi değerlendiremedi Galatasaray. O şoku çok iyi değerlendiremedi. İkinci yarı başlarken iki takımda e, enteresan iki tane değişiklik oldu. Fenerbahçe'de kadro yani şey e... Dizilişte değişik. Dizilişte derken işte Moses geriye geçti. Aynen. Ee, ee, şey sola, dirar sola. Dirar sola geçti. Bence bu çok mantıklı bir değişiklik değildi abi. Nedenini söyleyecek olursam bir, Victor yani Moses'ı sağ çekmek zaten çok riskli. Ki karşısında da Onyikuru oynarken. Bak yani Onyikuru'nun pozisyonunu sağladığı üstünlükten falan bahsetmiyorum. Attığı goldeki üstünlükten falan bahsetmiyorum. Zaten istemezsin yani. Onyikuru ligin en tehlikeli son oyuncularından biri. Sürekli koşu atan, ee, deparı olan Driplingi zaman zaman olan e, hızlı, çabuk bir oyuncu. Şimdi böyle bir oyuncunun karşısında hayatında bek oynamamış ya da işte en fazla bir iki defa oynamış bir oyuncu koymak istemezsin. Viktor Mozus kanat peki oynadı. Yani, e, şöyle bir şey oldu. Belki hani çok fazla kadroyu o sırada değiştirmek istemediği gibi Mozus'ın Onyekuru'ya Onyekuru karşı süratinden faydalanmak istemiş olabilir. Ya, yani yani savunmada Ama işte Galatasaray da bunun kontrasını yaptı. Yani ne kadar soyunma odasında konuşuldu. Ee, bilemiyoruz ama Hı -hı. e, Onyekuru'yu içeriye sokmaya başladı Galatasaray ki gol oradan geldi hatta bir gol daha geliyordu biliyorsun. Hı -hı. Hemen hemen aynı pozisyonda. Yani Moses'ın esas noksanı kanat beki oynarken, savunmada oynarken e, içeriği savunmak diyebilirsin. E, Galatasaray da onun üzerine vurdu. Tabii. Yani Victor Moses Chelsea'de kanat beki performansını zirveye çıkarırken arkasını süperen bir Aspilicueta vardı. Evet. Yarım, yarım stoper, yarım bek e, Aspilicueta ve Böyle ortalama pozisyonları hatırla abi. Bak Chelsea'nin o maçlarında o Antonio Conte ile. Aspiri Kuvvet hep çizgide. Yani bek gibi aslında. E, çünkü oyunu da oradan kuruyordu e, Chelsea. Ruiz'den Aspiri Kuvvet'e, Aspiri -Koleta çıkış yapıyor. Öne oynuyor. E, Victor Moses oynuyor. E, orada olunca Moses'in çok daha rahat gitme şansı oluyor öne. Çünkü arkasını savunan bir oyuncu var. Şimdi bek oynamak başka bir şey. Hakikaten savunmacılık gerektirir. E, Victor Moses'e öyle bir savunmacılık yok. E, açık konuşmak gerekirse. Bir de şöyle bir durum var abi. Eee... Hem Dirar'ı sol bek atıyorsun ters ayakla yani alışık olmadığı bir pozisyon. Hem Victor Moses'ı sağ beke çekerek risk alıyorsun. Hem onu e, Onyekuru'nun karşısına atıyorsun. Aslanların karşısına atıyorsun daha doğrusu. Baktığın zaman öyle çünkü. O, e, savunmada öyle değerlendirme. <laughs> bir de bence Moses'ı geri atmak. Şimdi 10 kişisin e, Galatasaray bir kişi fazla oynuyor senden. Hı hı. Ne oynayabilirsin sen abi? Üstüne gelecek sen de göğüslerine çalışacaksın. Abi en, yani en net kontratak tehdidi Victor Moses. Hı, hı O adamı geriye çekerek o, o opsiyondan da mahrum kalıyorsun. Kesinlikle, evet. Yani bence çok, yani burada e, benim gördüğüm kadarıyla zincirleme bir hata var. Katılıyorum. E, ne, ne olabilirdi peki? Şimdi zincirleme hata var dedikten sonra ne olabilirdi de söylemek gerekiyor ki altı biraz da olsun. Benim şu şuydu abi. Oyundan, ön taraftan bir oyuncu almak. Ki bence bu adam Moses değildi. Dediğim gibi çünkü hmm. o kontra tehdidi. Bu Valben olabilirdi. 10 kişiyken e, pas kalitesi dışında oyuna koyabileceği çok fazla bir şey yok çünkü Valbuena'nın. E, Tolga olabilirdi. Elif Elmas'ı topalın yanına çekip Valbuena'yı önde bırakıp e, İstah'ı almaktı bence. N ne olacaktı? İsla sabek, önüne dirar, sol öne de Victor Moses. Hem dirar hem Victor Moses'ta hem kontrol opsiyonu var. Hem sağ tarafı iki tane sabekle tanımış oluyorsun. Oraya bir çifte düğüm atmış oluyorsun. E, çünkü Martin Lines ve Onyekuru ile beraber Galatasaray'ın en kuvvetli tarafı orası. herkesin bildiği gibi. Yani tek bir değişiklikle e, hem rakibe reaksiyon vermiş oluyorsun hem de kontra tehditlerini 10 kişi takımda zirvede tutmuş oluyorsun. Ben öyle bir şey beklerken Moza Sabek, sol Solbek direri görünce çok şaşırdım. E, açıkçası Galatasaray'ın da Belhanda değişikliğine ziyadesiyle şaşırdım ben. Ama galiba yani oraya da geçelim. Ee, Belhanda kendi istemiş değil mi? Devre arasında değişikliğe. Öyle bir şey yansımış. Ben onu görmedim. Ben öyle bir şey görmedim. Abi. Ben şeyi görmüştüm. Ne zaten. kadar doğru bilmiyorum. Bundan bağımsız olarak herkes biliyorsun devre arasında Belhanda kart görürlü konuşmaya başladı. Aynen. Yani Kadıköy'de Fenerbahçe 10 kişi kalmış. Belhanda zaten cebinde sarı kartla oynuyor. Belhanda kendine hakim olamayabilen bir oyuncu. Hmm. Ee, o atmosferde hakemin gözünden uzak tutmak gerekiyor Belhanda'yı ve işte Emre Akbaba opsiyonunda varken o değişiklik mantıklı gibisinden çok yorum okumuştum daha oyuncu değişikliği gelmeden önce. Ya e, dediğim gibi benim gördüğüm bir şey var sosyal medyada ne kadar doğru gerçekten bilmiyorum Belhanda galiba gitmiş devre arasında Fatih Fer çünkü Fatih Terim açıklamış galiba bunu ben gerçekten o açıklamayı da kaçırdım Fatih Terim'e demiş ki hocam ee, hakem beni atabilir ikinci yarıda, beni oyundan al demiş. Fatih Terim de demiş ki benim normalde öyle bir düşüncem yoktu ama Berlan bunu söyledikten sonra o değişikliği yaptım demiş. Eğer iş böyleyse o zaman değişiyor. Ee, çünkü oyuncunun hissettiği bir şey de olabilir. Kontrolsüzlük tesis etmiş olabilir, atılacağını hissetmiş olabilir oyuncu. Şimdi oyuncu böyle bir şey isteyip teknik adam bunu yapınca bir şey diyemiyorsun çok fazla. Ama bence olmaması gereken bir şey. Ya olmaması şimdi. Yani neden bu, olmaması gereken Belhanda şey? bundan korkmuş olabilir ama o, o. oyuncuyu sakin bir de Belhanda'nın pozisyonu sarı karttan kaçarak oynayabileceği bir pozisyon. Yani e, hakem atabilir şüphesi üzerine oyuncu en önemli oyuncunu bu en kadar rahat oynar yani evet alamaz. Abi. En önemli oyuncusu Galatasaray'ın. Şu anda en iyi oyuncusu Evet. En çok fark yaratan oyuncusu ikinci yarıda. Ee, en yaratıcı oyuncusu sen bu adamı kenar alıyorsun. Ve oyun ikinci yarıda senin olacak yani o da belli. Evet. Ve 10 kişi oynayacaksın. 10 kişi top Şimdi... sende olacağı için yani Belhanda'nın kırmızı kart görme ihtimalleri de aslında azalıyor. Ama tabii Belhanda şöyle bir oyuncu. Ee, onu da o gerçeği de unutmamak lazım. Mesela top ayağında topu kaybediyor. Ondan sonra gidiyor rakibe sert bir harekette bulunuyor. E sarı kartı varken de işte o bunu... hakikaten bir risk. Ama o riski alman lazım ya. ya bunu 45 dakikalığına konsantre oyun olamayacaksa Belhanda... Oyun ben için Belanda... alman lazım o riski. Evet. Yani bir de 45 dakikalığına zaten bu konsantrasyonu sağlayamıyorsa oyuncu ve bu senin en önemli oyuncunsa zaten hani e, şampiyon ol, olma. O ayrı bir konu ama e, tuhaf geldi bana. Şey de tabii tuhaftı. O oyunun ikinci e, sonraki bölümünün olayı. Yani Belhanda da çıktıktan sonra e, ikinci en önemli oyuncu kim? Hücum hattında Fegoli ki ikinci arada çok gösterdi kendini oyunda. Hı hı. E, golde de asist yapıyor. Ben Feguli'nin neden oyundan çıktığını hiç anlayamadım. Evet. Yani i̇ki değişiklik üst üste geldi Fatih Terim'den oyunun son bölümünde. 80 ve 83 gibi galiba bir dakika ee, şey 78-84 kayda geçenler. Şimdi ilkinde NDI'ye çıktı Feguli geriye geldi onun pozisyonuna Sinan oyuna girerken. 5 dakika sonra Feguli oyundan al alındı. Hiçbir açıklamasını Bulamıyorum. Kendi ben de bulamıyorum. Ya açık ara ikinci yarıda Galatasaray'ın e, merkezi ya da en iyisi merkezi demeyeyim. Zaten biraz kanada atarak kendini oynuyordu ama en üretken oyuncu. E, top Galatasaray'da. Arayan taraf Galatasaray. Fenerbahçe zaten biraz o skora razı. 10 kişi oynuyor. E, Hadi Sinan Gümüş. Hani ilk Santrifor'u anladım da tamamen Santrifor yığmak ve bunun için Feguli'den vazgeçmek benim izah edebileceğim, benim kendi, yani anlamlandırabileceğim bir değişiklik değil. Benim de değil. Ben Sinan Gümüş değişikliğini de çok anlamadım bu arada. Ee... yani şöyle bir şey. Şimdi tabii Figuli 82-83 gibi oyundan çıkmış gözüküyor. Bu. 83'te falan. Yani, 83 80 e yani. ya Baktığın zaman maçın sonları belki. O yüzden öyle bir risk alınabilir diyebiliriz ama Ve eklenen 7 dakika beraber aslında orada 15 dakika var. Aynen Çıkmeler. öyle. Çok önemli bir süre 15 dakika. Ee, şimdi bak, da çıktı. Emrak Baba girdi. Emrak Baba ikinci yarıda hayal et. Ee, Sinan Gümüş oyundan alıyor. Sinan Gümüş oynalıyorsun, alıyorsun. Badu çıkartıyorsun. Merkezden eksiliyorsun. Sinan ee, da bir şey katamıyor Sinan, oyuna. Sinan yani, yani katar katamaz ama Sinan nasıl bir oyuncu? Forvet karakterli bir oyuncu yani. Hadi kanat forvet diyelim. Sonra Feguli oyundan çıkartıyorsun. Kostas Mitrolu'yu alıyorsun. Ne oluyor abi maçın sonu itibariyle? Şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Fernando önünde Emrak Baba. Merkez bu iki oyuncu. Sol Onyekuru, sağ Zilan Gümüş, iki tane de center for. İki center for, iki tane kanat forvet var. İki kanat forvet ikisi de orta sahadan çok forvet özellikli oyuncular. Hı hı. Yani aslında dört forvetle oynuyorsun. Bir tane de on numaran var. Neyin gitti abi? Ee, Badu, Feguli ve Belanda çıkarken, çıkınca Galatasaray'ın nesi bitmiş oluyor sence? Nesi bitmiştir mesela oyun olarak, oyuncu olarak? Ne, ne, ne düşünürsün ilk aşamada? Ne aklına gelir? Yani benim aklıma şu geliyor her şeyden önce. Saha yerleşimi tuhaf. Tamam. Bu doğru. bir bence bir numaralı kaybettiği şey Galatasaray'ın pas kalitesi abi. Oyunu domine etmen gereken bir noktada pas kalitesini paramparça ediyorsun takımın. İşte ikisi Yok, de... var mı abi pas kalitesi? Bak düşünsene bir. Ya. Fernando oyunu Emrak Baba tamam bu Hı -hı. oyuncular pas yapabiliyor. Evet. Emrak Baba iyi de pasör. Onyekuru yapamaz. Sinan Gümüş yapamaz. Kostas Bitroğlu ile Cagney zaten oyun içinde olan santrforlar değil. Statik Hayır. Kimle pas yapacaksın abi? Çok haklısın. Bir de bu söylediklerimiz şu bakımdan da bağlantı. Sonuçta iyi pas dediğin şey sadece oyuncuların pasörlüğüyle alakalı bir şey değil. Bir saha geometrisi gerektiriyor. Yani sen böyle bir yığıma yaptığın zaman zaten ee, kalabalık savunma yapmaya çalışan bir rakip karşısında o geometriyi de bozmuş Hı -hı. oluyorsun. Haliyle. Çünkü oyuncuların ee, içgüdüsel doldurdukları alanlar var. Nitroglu ceza sahasında olmak istiyor. Ecak ne öyle? Sinan oraya sızıyor bilmem ne bir kalabalık oluşuyor ama nerede hangi alanı doldurarak pas yapacaksın? Dediğin gibi ondan sonra artık pasör sayısını da azaltıyorsun. Galatasaray 72'de 70'te miydi golü? Kaçtıydı abi? Ee, bak, 71. 71. 20 dakika var maçın bitimine. Uzatmalara beraber. 25 de. Yarım, yarım saat. Yarım saat. Evet. Yar yarım saate yakın süre var. O yarım saate yakın sürede Galatasaray'ın net pozisyonu yok. İkinci yarıda net pozisyonu yok gol dışında. Ve 11-10 oynuyorsun. Ee, rakibin de gerçekten e, maç performansı ilk yarıda da ikinci yarıda da reaksiyon vermekte zorlanan bir takım görüntü olarak. Ee, Badu merkezden ne olursa olsun dripling yapabilecek. Dripling beraber ceza sahasına gelebilecek bir oyuncu çıkartıyorsun. Feguli Belanda'dan sonra en yaratıcı, en iyi oyuncunu çıkartıyorsun. Belanda'yı zaten çıkarttın kendi isteğiyle. Ne pas kaldı, ne yaratıcılık kaldı. Senin söylediğin gibi yerleşim itibariyle ortaya bence bir garabet çıktı. Ve Galatasaray'ın tek yaptığı şey şu oldu abi ikinci yarıda. O sonra yarım saat boyunca tek yaptığı şey. Merkezden hiçbir şey üretemediler. Doğru. Zaten üretemezsin Emrak Baba ve Fernando'yla. Sürekli çizgiye çıkar. Hı hı. Ya Mariano, ya Lines. Ya zaman zaman Sinan Gümüş orta. Hı hı. Şimdi 11-10 oynuyorsun abi. Bak üstünsün değil mi? kenar ortasıyla nasıl üstünü sağlayabilirsin abi? Nasıl kullanabilirsin adam fazla olmanı? Ceza sahası içinde Fenerbahçe 10 kişiyle olmasına rağmen senden daha fazla. Hı hı. Neden? Çünkü zaten iki stoperin senin geride. Beklerin de kenarda. Yani dört oyuncu zaten dışarıda. Fenerbahçe tüm oyuncuları Ceda sahasını savunuyor. Ceza sahasını ve savunuyor. Sen sürekli kenar ortası yaparak Fenerbahçe'nin üstüne olduğu tarafı hizmet ediyorsun. Hı hı. Ya bak öyle de uğratabilirsin abi. Bir şey demiyorum çünkü sürekli orta yaparsan bir şekilde sağ boğara falan biri kafayı vurur, seker, vurursun orada, gol atarsın. Ama e, sayısal üstünü kullanmanın yolu bu mudur ya? Rakibin daha fazla olduğu bak, incelik olarak senden daha üstün olduğu yere sürekli kenar orta satmak mıdır sayısal üstünlük? 11-10 oynuyorsun. 11-11'de bile anlayabilirim bak onu. Çok, ee, rakip çok iyi reaksiyon verir dur sana. Hı. Şey yapamıyorsundur, üretkenliğin falan tamamen bitmiştir ama zaten sen üretkenliğin yaratıcılığını değişikliklerle bitirdiğin gibi bir de e, sayısal üstünlüğünü kullanmayıp rakibin sayısal üstünlüğünü olduğu yere ona göre oyun oynuyorsun. Çok haklısın ve şöyle e bir şey böyle var. Şimdi böyle bir ortamda da var, hakem bir yere kadar konuşursun abi. A aynen öyle. Ve şöyle şeyler okuyorum mesela e, Fatih Terim eleştirilerine karşı ya Fatih Terim'in kulübesinde kim var ki e, karşı savunması geliyor. Ki Galatasaray'ın e, kulübesinde çok çarpıcı isimlerin olmadığı kesin. Yalnız bir hatırlatmada bulunmak gerekirse futbol oyununda üç değişikliği kullanman gibi bir mecburiyet yok. İstersen yapmazsın, istersen bir tane yaparsın. Böyle de oyunu geçirebilirsin. Yani mesela çok örneğini Tottenham'da görüyoruz. Pochettino'nun da kulübesi zayıf bir kulübe. E, muadil takımlarına kıyasla özellikle zaman zaman bir oyuncu değişikliğiyle ya da en fazla işte o, vakit geçirmek için oyuncu değişikliği yaptığı olabiliyor. Şimdi e, şahane oynamıyor olabilir Galatasaray ama oyun üstünlüğü Galatasaray'dayken bu ya, senin de bahsettiğin değişiklikleri yapmak, Fegoliyi oyundan almak özellikle, Santrifor yamak, oyun değiştirecek diye bir şey yok. Ya da Galatasaray'ın illa kenardan hamle yapılmasını gerektiren, oyuncu hamlesi yapılmasını, oyuncu değişikliğini gerektiren bir oyunu da yoktu o sırada. Bir şekilde oyunu Fenerbahçe ceza sahasının etrafına getiriyordu. bir boşluk bulunacaksa da Fegoli bunda en büyük aday. Oraya sızacaksa kendisi gol atabilir. Araya yollayabilir. Orta yapılacaksa ortanın dahasını o yaptı şeyde, golde yani gerçekten açıklaması imkansız bir değişiklik. Fatih Terim'in... Ee, e... Şeyde çok övgü almıştı biliyorsun Fatih Terim. Donk Maykon'da mı? Donk Maykon'da. Yani o, o maçtan sonra tamamen konu... goy goy bir övgü olduğunu düşünüyorum da. E işte, zaten konuşucu abi o maçtan evet. sonra. Şimdi yani e... ben şu soruyu sormuştum. Böyle bir değişiklik yapan teknik adam var mı dünyada? Yani Avrupa'nın 5 birliğini izliyoruz. E... İki tane stoperini forvet yapan teknik adam var mı e, maç dengede giderken, skor ihtiyacı varken? Abi şöyle çok Abi ekstrem durumlarda 5 işte dakika kala, 6 dakika kala olabilir de bunun olabilir. bir şey trend haline gelmesi problem. Yani, yani yok, ondan sonra olabilir hafta bir bunu daha. şey yaptı, Louis, Louis, van Hal biliyorsun Bayern Münih'te Van ne yapmıştı. Bundan kaç yıl önce, yani sene vermeyeyim şimdi hatırlamıyorum tam olarak. Ya tarihi. da stopere bağlı. Ba gol de attı galiba, Van Buiten'le gol attı Şişirdiler, kafayı vurdu, gol oldu. Stopere bağlı kalmazsak Mourinho'nun şey değişikliği Fellaini'ydi artık sıkıştığı anda ha, direkt Fellaini yaptı yani. Tamam. Ee, ama nerede bakarsan o da bir orta saha yürürsü ve sa işte, sahte dokuz olarak kullanılmıştı var Fellaini'ni yani. E, biraz daha farklı Mike Monodonk'u göndermekten. Hadi, hadi yine o özel bir çözüm yani o bir çözüm olabilir 5-10 dakika kalan maçın içerisinde. Ama Fatih Terim'in bir alışkanlığı bu. Yani iş e, dengede giderken ve skora ihtiyacı varken Kenarda Santrfor kim varsa yığmak sahaya. Hı -hı. İşte 4 tane Santrfor karakterli oyuncu, forvet karakterli oyuncuya dönmek. Ki ikisi statik Santrfor, For, e, ikisi de işte forvet oyuncuları. E, bunu sürekli yapıyor Fatih Ama yok abi dünyada. Hı -hı. Yani e, bak 20 yıl önce, 15 yıl önce e, bu şekilde daha fazla maç çevriliyor olabilir. Ama futbol başka bir yere gitti. Ve artık arkadan ekstirip öne oyuncu yığmak ee, geçer akçe değil. Bu şekilde maç kazanabilirsin. Kazanamazsın demiyorum. Kazanmışlığı da çok Fatih Terim'in. Ee, ama işi izliyoruz. Yani Premier Ligi'de izliyoruz. Ee, Bundesliga'da izliyoruz. İtalya Serie A'yla Liga'yı izliyoruz. Bu şekilde e, ee, davranmıyor hocalar. Skora ihtiyacı varken. 4-3 oynuyorlarsa o 4-3'ten vazgeçmiyorlar. En fazla 4-2-3-1 yapıyorlar. Bir hücumcu daha ekleyip üçlü e, ee, forveti dörtlü e, ee, hücumcuya döndürüyorlar. Ama onlar da işte böyle o yaratıcı ve orta saha karakterli oyuncular üzerinden şekilleniyor en azından biri ikisi. E, Guardiola da bu tepki veriyor. Jürgen Klopp da bu tepki veriyor. Hadi onların çok kaliteli takımları var, çok farklı opsiyonları var. Düşük profilli takımlarda da olmuyor abi. Leicester'da da olmuyor. Burnley'de de olmuyor. Ya da ne bileyim işte, Bundesliga'da Freiburg'ta da olmuyor. E, bunun biraz ben nasıl söyleyeyim? Eski de kalmış bir e, şey yöntem olduğunu düşünüyorum. Abi ben de başka bir şey söyleyeyim. Biraz bağlantılı. Burnley deyince sen bir anda aklıma geldi. Ee, Çok uzattık şimdi, galiba bu arada. Uzattık. Geçeceğiz şimdi Beşiktaş Başakşehir'e. Ee, yani sonuçta bu bir panik planı oldu, e, hamlesi olduğu kadar biraz da onun öncesindeki dakikalar içinde de planın yetersizliğinden kaynaklanıyor. Yani Galatasaray işte üretkenlik probleminden bahsediyor. Sadece bu maçta da değil. Kaç tane maçta iç sahada dahi sıfır sıfırı oynarken ne kadar zorluğundan bahset, zorlandığından bahsettik Galatasaray'ın. Sen Burnley derken şimdi örnek verirken aklımda bir pozisyon yandı böyle. Bir anda gözümün önüne geldi. Maçta şeyde ilk yarıda Galatasaray faal kazanıyor abi. Orta çizginin 5 metre falan ilerisi yani. Hani orta sahada. Abi Galatasaray kimliğinde bir takımın ben o faulü Burnley gibi herkesi hurra ileri yollayıp Kullanmasını anlayamıyorum mesela. Hı hı. Yani bunlar çok e, çünkü sadece Galatasaray'da yapmıyor bunu. Çok görüyoruz ve e, bunlar takım kimliğine takım yarı saha oyununa, set oyununa dair çok olumsuz işaretler bence. Orta sahada faal kazanırsan başlatırsın yerleşmeye çalışırsın. Bu kadar basit abi yani 50 metreden ne üreteceksin, ne bekliyorsun son verimi olmayacaksın. Kaç tane gol yani. boyatırsın? Evet, o zaman Muslera kullansın onu da yani. Aynen. Burnley'nin kolejcisini kullandığı gibi onda Muslera kullansın tam olsun. Tuhaf geliyor bana. Şey ee, şeyi de söyleyelim. Yani sadece Fatih'in üzerinden okunması doğru ya olmayabilir. Ya tabii maçı. ki ama ikinci yarı e, yani, 11'e 10, 10 oynandığı için biraz Galatasaray ağırlıklı. De öyle ama Ersun Yanal'ın da ben ana planının e, yetersiz olduğunu düşünüyorum. İlk yarıda 10 kişi kalana ki performansların beklenenin çok altında olduğunu düşünüyorum. E, i̇lk ilk 11'e özelinde zaten konuşmuştuk ana planı. İkinci yarıda dediğim gibi İsta şey e, Moses Dirar Bek hamlesi de bence hatalar si stresi ama ondan sonraki iki değişikliği bence yerinde hamleler. Önce Tolgay Jason yaptı. E, sonra da İsmail Köybaşı'nı alıp Valbuena'yı çıkardı. Hı hı. Hem ortayı güçlendirdi. Topal'ın yanına Jason, ikinci defans orta saha, ikinci fizikli, kalıplı alan kapatan oyuncu. Hem işte Köybaşı ile beraber sola bir düğüm attı. E, arkalı önlü, iki bek. Zaten Valbuena'nın artık hiçbir şey kalmamıştı oyundan çıktığı noktada. Tehdit unsuru da kalmamıştı. Pas kalitesiyle de alakası kalmamıştı. Çünkü Fenerbahçe tamamen e, gömülmeye başlamıştı. Oradaki hamleleri bence e, iyi hamleler. Ama Ersun yani Yonal da e, çok yapamaz mıydı? Bence yapabilirdi. Kesinlikle. O yüzden iki teknik adamında ben hayal kırıklığı yarattığını düşünüyorum. Kesinlikle. E, peki Fenerbahçe-Galatasaray'ı burada artık kapatalım uzun konuştuk ve bir o kadar önemli bir diğer maç var Beşiktaş- Başakşehir ee, burada da Beşiktaş'ın aldığı galibiyetle birlikte aslında tepedeki yarış iyice ilginç bir hale geldi çünkü ciddi anlamda bir ikincilik ihtimali de doğdu Beşiktaş için hı hı. Ve diğer taraftan işte Başakşehir-Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı var ee, ve çok aslında daha enteresan bir maçtı. Şeye göre Fenerbahçe Galatasaray'a göre herhalde izleyenlerin daha çok keyif aldığı bir maç olmuştur. Beşiktaş Başakşehir maçı birlikte izliyorduk. Ee, Beşiktaş'ın beraberlik golüne kadar, 42'deki beraberlik golüne kadar şöyle bir durum var. Başakşehir'in ikinci golü bulmaması, ikinci şey farkı ikiye çıkarmaması şans diyebilirdim Beşiktaş açısından. Hı hı. Ama tabii bir gol özellikle devre sonuna doğru geldiğinde oyundaki bütün dengeleri, moral dengelerini en başta değiştirebiliyor. Nitekim ikinci yarıda bunun çok yansımasını gördük. Çok baskılı bir oyunla başladı Beşiktaş ikinci yarıya ve e, erken bir gol de getirdi. Sonra Beşiktaş'ın o baskısının fizik direncinin orta sahada e, onlara kattıkları kadar Başakşehir'in de çok oyundan düştüğünü gördük. Böyle bir ikinci yarıdan bahsedebiliriz. Abi, gerçekten böyle gece gündüz gibi bir maçtı. Devre, iki devre anlamında. Hı. ben bu kadar yani iki farklı devrede net bir şekilde fark atarak üstüne olan iki takım olan bir derbi uzun zamandır hatırlamıyorum. i̇lk yani devre Başakşehir dağıttı Beşiktaş'ı. İkinci devre Beşiktaş tam tersini yaptı. Hatta yani fizik performansı, fizik kaliteyle daha da üzerine koyarak kırpaladı Başakşehir'i. Beşiktaş'ın ilk 11'ini gördüğümüzde ben şey diye düşündüm. Çaykur Rizespor maçının aynısı diye düşündüm. Herkes muhtemelen yani, düşündü. İşte Atiba Açınsın Medel, önünde Durukan böyle on numara gibi ya da üçüncü orta saha gibi. Solda Laiç, sağda Lens, sol de Caner evet. ee, ama Şenol Güneş böyle yapmadı. Ee, o mesela bence şey bir hamle. Ee, farklı maça özel çalıştığını gösteren bir hamle. Medel sol başladı. Caner önüne koydu. Düşünce ne muhtemelen? İşte Sağ tarafı çok güçlü özellikle Vişra özelinde Başakşehir'in. Orayı Medel önünde bir sol bek olan Caner Erkin'in savunma çalışısı. Olmadı. Dağıttı Vişra orayı. Zaten ilk, yar ilk yarıdaki Başakşehir üstünlüğünün önünde en büyük faktörüydü muhtemelen. Zaten böyle e, ilk yarının sonuna doğru ya da ilk yarının ortasına falan baktı olmuyor. medal Medel paramparça oldu. Şeye çekti. Standarda e, ee, döndü. Evet Caner Erkin'i sol bek'e çekerek kendi standartında Çaykur Rizespor maçına benzer bir düzene döndü. Ee, Beşiktaş i̇nanılmaz yani bir Başakşehir gerçekten ilk yerde. O oyun üstünlüğü e, yani hem geçiş hem topa sahip olma ilk 10 dakikadaki Beşiktaş e, temposundan sonra inanılmaz bir reaksiyon ve acayip bir üstünlük. Golü buldular. Senin söylediğin gibi işte Atiba açısına golü. Bence de çok kritik. Yani o golü atmasa Atiba ve skor 1-0 olsa devreye giderken e, o Beşiktaş'ı izlemeyebilirdik abi. Gerçekten... Oyun most, o şekilde devam edebilirdi. Devam edebilirdi. Ee, o yüzden böyle maç içindeki dinamikler çok küçük farklar. Ee, ya da işte bir golün 5 dakika erken 5 dakika sonra gelmesi her şeyi bambaşka noktaya getirebiliyor. İkinci yarıda Beşiktaş yapması gerekeni yaptı. Çünkü sezon başında da böyle Başakşehir iyi giderken Başakşehir'in üstün oyununu övüyorduk ama şunu da konuşuyorduk. Yaşlı bir takım. Hı -hı. E, en büyük problemleri fizik kalite. Tempoyla Başakşehir'i e, bertaraf edebilirsiniz Başakşehir'in iyi oyunu. Ve şunu da çok iyi dediğimizi hatırlıyorum abi. Şu cümleyi kurmuştum ben. Türkiye'de temposu yüksek takım da yok. Yani evet. Evet, e, oyuncuların fizik kalitesi çok yeterli değil. Yani e, teknik geride olduğu gibi fizik kalite olarak da Avrupa'dan bir hayli gerideyiz. E, böyle kemik gibi takım sayısı çok az Türkiye liginde. O yüzden de Başakşehir'e karşı bu üstünlüğünü say asla takımı çok fazla görmüyoruz. Ee, Beşiktaş şunu yaptı ikinci yarıda. Akıl almaz bir tempo. Önde baskı ve topu kazandığı anda sürekli tempoyla e, hem toplu hem topsuz mesafe kat ederek Başakşehir'i tarumar ettiler. E neden? Çünkü abi işte Başakşehir'in ilk kombine bak nasıl şimdi bak. Robinho işte 33-34. E, orta sahaya bakıyorsun. Emre Belozoğlu 37-38. Mossoro 35. İrfan Can Kahveci genç. Ama elegan bir oyuncu abi. İrfan Can oynamıyor ki. Elegan bir oyuncu. Teknik bir oyuncu. Hı hı. E, sol oyunda kim var? Elia. 30'unu geçti. Sağ önde Vişya. 30'una yakın. Tamam takımın en atlet. Belki de en işte, işte çalışkan oyuncusu. E, sol bek klişi. 34. 35. Orta, savunmanın ortası Mahmut Atama. İnanılmaz bir yaş abi. Böyle bir yani bu kadar yaş ortalaması yüksek takım çok az gerçekten. E, Beşiktaş'ın da yaş ortalaması düşük değil maçta ama ikinci yarıda işte bilmiyorum motivasyon mu? Şan o güneşin söylediği bir şey mi? Dizilişin değişmesi mi? Ee, belki de son şeyle oynadılar. Yani böyle depoda kalan son benzinle oynadılar. Ve liderde de ben, ben şey dedim. Çok fazla tepki geldi. Yani tepki geldi ki insanlar şey söyledi. inanılmaz bir tempo yaptı dedim Beşiktaş. bunu ee, bunun da lideri Dorukan Toköz dedim. Hı hı. Abi maçın adamı Atiba'ydı, Atiba'ydı, Atiba'ydı. Ben Atiba en iyi oyuncu değil demiyorum tempo odaklı ikinci yarı oyununun ee, lideri Dorukan'dı. Çünkü o, temp evet. o, tempoyu Dorukan yaptı hı -hı. abi. Atiba da 36 yaşına rağmen acayip genç gözüktü. O ayrı bir şey. Ama her yerdeydi Dorukan. Sol çizgide bastı. Kendi birinci bölgesinden sağ çizgiden taç kazandırdı takımına. Rakipten top kazandı. Orta sahada şey yaptı. Duran topta ön direkte kafa vurdu. Ceda sahasına salvo attı. Toplu topsuz gitti. Hı hı. E, temponun lideriydi söylemek istediğim. Dorukan o anlamda ikinci aradaki başkaldırının bence lideri. Ama Atiba daha etkileyici bir oynanmıştır oynamıştır e, savına da karşı çıkamam. Ee, çok haklısın ve şimdi Beşiktaş'ın o Dorukhan Atiba e, liderliğindeki orta sahaya alışıyla birlikte, Başakşehir'in oyununun bozulmasıyla birlikte bu defa Başakşehir'in stoper ikilisi de, orta sahadan devşirme stoper ikilisi de bir anda sırıtır hale geliyor. Oyunun bir de o yönde var yani Başakşehir istediği pas oyununu ilk yarıda yaptığı gibi ortaya koyamıyorsa eğer bu defa zayıf karın haline geliyor Mahmut ve Atama. Yani ikinci golde de zaten Buran golünde de belli bir ölçüde bunun hissedildiğini söyleyebilirsin. Ne kadar muhteşem bir gol vuruşu olsa da. Ee, Tabii. Sonra hiç Başakşehir tekrar o oyunu tesis edemedi. Abdullah Avcı'nın değişiklikleri bunun üzerine geldi ama o değişiklikler de ne kadar doğru ya da Başakşehir'in oyununa Fayda sağlayan değişikliklerde ayrı bir konu. İrfan'ı alıp Arda'yı oyuna sürdü. Ee, İrfan'ın muhtemelen ikinci yarıda o oyunda kaybolduğunu düşündü. Abdullah Avcı. Ee, ama Arda'yla da Arda Turan'la da e, istediklerini yapamadıklarını düşünüyorum. Yani neyi düşünmüş olabilir? Arda'yla top tutarım. Ee, biraz daha belki yerleşme şansı bulurum. Çok o tipte bir oyun... Değişiklikten sonra gelmedi Başakşehir'den. Evet, ben ben esas Dembaba değişikliğine çok şaşırdım. Yani Adebayor seçeneği de varken. Hatta aramızda konuşurken biliyorsun kalabalık bir ortamda izliyorduk. Adebayor yok mu tartışması oldu falan. Adebayor seçeneği varken Ban'ın tercih edilmesi e, hiç anlamadığım bir şey oldu. Çünkü ne bir pas oyunu oynayabiliyordu Başakşehir ne de e, şişireceksen eğer ve doldur oyunu oynayacaksan Ba ona Adebayor kadar uygun değil. Nitekim hiçbir şeyi de üretemedi. Şeye katılıyorum şu yani Demba Baba üzerinde de haklısın belki de. Ama yani şey Demba durumunu bilmiyorum abi. Yani son durumu nedir? Fizik kalitesi ne durumdadır? Adebayor ne, ne durumdadır? Adebayor'dan çok memnun olmadığını biliyoruz Abdullah Abdullahcının. Yani belki de yani fizik kalitesini son dönemde çok daha yukarıda görmüştür. O yüzden almıştır. Yani normalde Demba Baba hamlesi bence mantıklı bir hamle. Şey anlamda mantıklı bir hamle oyuna Center for atmak bir tane, 9 numara atmak. Hı hı. E, çünkü onunla atınca Romeo'yu kenara çekiyorsun ve e, oynayamadığın oyunu, oynama şansını verebilirdi o sana. Şeyi anlamadım yalnız ben de, İrfan Can'ın yerine Arda Turan'ı anlamadım, şöyle anlamadım. Bahsettik ya, şimdi yaş sınırını saydım Başakşehir'de. Orta sahanın en enerjik e, oyuncusunu, en genç oyuncusunu kenara alıyorsun. ile şeyi bırakırken. Hı hı. Emre'yi bırakırken oyunda. E, sanki Monstoro çıksa daha iyi olabilir miydi? Aynen. Yani Arda'nın oyuna alınmasını gayet anlayabiliriz Anladım, ama o, oyundan çıkan... Çok abi, aynen. Çünkü oradan sonra da Başakşehir'in oyununda çok bir değişiklik evet. olmadı. Diğer tarafta evet. Beşiktaş'ta da Medel'in sakatlığı oldu. Hı -hı. Ee, ama hani bu orta sahasına karşı Başakşehir'in Medel'den sonra Kagawa'nın oyuna girişini hissetmedi. Beşiktaş hatta şöyle bir şey oldu. Yani fiziksel kaybı hissetmedikleri gibi e, teknik olarak Beşiktaş'ın artışı oyunda çok net gözükmeye başladı. Kagawa'yla iç çok rahat oynadılar birlikte. Ee, ki gerçekten öyle. Ben şeyi düşünüyordum yani topu aldığı zaman Beşiktaş'ın topu daha e, zor vereceği kesindi Kagawa'nın oyuna girişiyle beraber ama Başakşehir'in topu alma ihtimaline reaksiyon veremeyebilirdi. Hı. Medel Kagawa değişikliğiyle beraber. Öyle bir problem bekliyordum ben de. O problemi yaşamadılar hiç. Çünkü Başakşehir işte gerek Dembaba e, gerek Napolyoni tamamen şey oyuna döndü. Topu alıp sete oynama oyuna döndü işte de Deba, Napolyoni Arda Turan yerleşip e, ceza sahasında e, şey, hakimiyet kurma, rakip e, birinci bölgeye hakimiyet kurma e, düzenine döndü şey e, Abdullah Avcı. Ama top alamadılar. Albuquerque zamanında Beşiktaş karşı reaksiyon vermeyi e, sürdürdü. O yüzden gerçekten ikinci 45 dakikadaki o tempo, bitmek bilmeyen tempo ve ortaya konan fizik kalite e, çok etkileyiciydi. O yüzden ya ben Abdullah Avcı'nın böyle çok güzel değişiklikler yaptığını düşünmüyorum. Ama galiba ne yapsa olmayacakmış. Çünkü e, Başakşehir'in defeklerini, dezavantajlarını gerçekten çok iyi değerlendiren ve onun üzerine oynayan planını ikinci yarıda ona göre kuran bir Şenol Güneş ve e, Beşiktaş vardı sahada. Kesinlikle. Ee, uzun süredir de Abdullah Avcı Şenol Güneş'e genellikle üstünlük sağlıyordu. Genellikle değil hep sağlıyordu aslında. Tabii. Ee, onu da kırdığı bir maç oldu. En azından ikinci yarı itibariyle. Ve Şenol evet en azından ikinci yarı itibariyle ilk yarıdaki farklılıktan bahsettik. Ve dediğimiz gibi Beşiktaş da bir anda kendine en azından şampiyonluk için çok geride olabilir 8 puan ama ciddi bir ikincilik ihtimalini içinde buldu. Galatasaray'a 3 puan kadar yaklaşmış durumda Hı -hı. Beşiktaş. Bir maç var deplasmanda da olsa Beşiktaş için değerlendirilebilecek bir fırsat var. Yani ben bu ligde hani 6'da 6 gibi şeylerin çok geçerli Hedefler olduğunu düşünmüyorum. Ee, kaldı ki Beşiktaş'ın zaten hali hazırda bir galibiyet serisi var 4 haftalık. Ee, ama en azından Beşiktaş kendine bir ihtimal yarattı tabii. Evet. Başakşehir tarafında demin biraz konuştuk. Başakşehir Cumartesi kaybetti ama Pazar günkü tablodan sonra biraz daha kendini iyi hissediyor olmalı. Ee, muhtemelen yani çok daha yani dediğim gibi iş onların Elinden kayabilirdi. Hı hı. Şu anda hala e, kendi ellerinde. Galatasaray'a kaybettikleri denklemde bile diğer maçları kazandıkları takdirde sıkıntı yaşamıyorlar. O yüzden e, yani mağlubiyete rağmen evet haftayı biraz oh çekerek kapatmışlardır diye tahmin ediyorum ben de. Beşiktaş Galatasaray'a kaç puan indirdi demiştim farkı? 3. 3 evet. ee, Yani 2'ye indirmişti Galatasaray'da bir puanla. Tamam. Üç. Yani Ama sonuç olarak Beşiktaş'ın da şu anda İkincilik için ipler kendi elinde diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Kazandı Teorik an... olarak öyle. Hadi bütün anda maçlarını kazandı kazandı anda, kazandı anda zaten. Alıyor. Hı -hı. O yüzden Galatasaray deplasmanına e, şampiyonlar ligi için Finale çıkma şansını elde etmiş durumda şu anda bu galibiyetle Beşiktaş. Evet. Ee... Ve senden şey rica edeceğim abi. Galatasaray'ın kalan füstürünü şey yapabilir misin? Söyleyebilir misin önünde mi? <laughs> bir saniye. Beşiktaş Galatasaray önümde da. Galatasaray şimdi bu hafta Kayseri ile oynuyor. Abi çok sıkıntılı bir füstürü var galatasarayın. Yani Kesinlikle. Ra arada... Rahatlık çok az. E, arada Kupa 0-0 revanşı var Malatyayla ile. Yani onu da ekleyeyim çünkü. Ekle. Önemli. Evet. E, Konya deplasmanı. Yani Kayseri ve Konya gibi açılması hiç kolay olmayan iki takımla üst üste oynayacak. Aynen. Deplasmanlar ayrı konu. Sonra Beşiktaş maçı. Sonra Rize deplasmanı. Sonra Başakşehir maçı. Sonra Sivas deplasmanı. Yani, yani hem Beşiktaş'la hem Başakşehir'le kıyasladığında zaten açık ara en zor fikstür Galatasaray Galatasaray'ın. Burada gerçekten yani çok kolay değileceği bir maç yok. Bana kadar yani Galatasaray hı hı. yani kolay diyebileceğin hiç yok. O yüzden ee, bu da bir faktör olabilir. Beşiktaş Galatasaray'ın buralarda da puan kaybetme ihtimali var. Zaten buralarda puan kaybettiği anda Başakşehir'in aldığı sonuçlara göre iş çok da erken bitebilir şampiyonluk yolunda da. O yüzden yani her ne kadar Galatasaray için şampiyonluk şansı varsa en az o kadar Beşiktaş'ın şampiyonlar gibi şansı var. O gerçeği de atlamamak lazım artık. E, Beşiktaş'ın da tabii Galatasaray'a Galatasaray'la maçın deplasmanda oynayacak olmasının yanında iki tane Sivas ve Trabzon deplasmanı var. Yani e, Dediğim gibi ben bir, bu işte ligde... İşte Trabzon deplasmanı var. Evet. Zormuş. Onu ben, ben bu de, ligde herhangi bir takım için 6'da 6 hedefini çok gerçekçi bulmuyorum oynanan oyunlarla. Fixtürden bağımsız. Artı hani 4 maç zaten kazanmış durumda. 10'da 10 falan çok gerçekçi gelmiyor bana. Abi öyle ama bir de şöyle bir gerçek var Türkiye'de. Bunu Türkiye'de de görüyoruz. Dışarıda da görüyoruz. Yani i̇ş son 6 haftaya gelince ve şampiyonluk falan söz konusu olunca, ya söz konusu olunca o sorunlar bir anda bertaraf olup böyle bam 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 içeride dışarıda 3 puan alabiliyor. Ee, do var. Doğru geçen seneki Galatasaray'a bunu örnek. Kesin ama işte o rakiplerle de çok alakalı. Şimdi ya mesela alakalı sondan bir ne? önceki hafta Trabzon'la oynuyor Beşiktaş. Ee, bugün derbi ağırlıklı e, İstanbul derbilerini konuştuğumuz e, e, Beşiktaş-Başakşehir'e derbi dememiz tepki alabilir <laughs> ayrı konu da anladı izleyicilerimiz. Bir program oldu. Trabzon'dan bahsedemedik ama Trabzon'da çok iyi durumda ve ya. Beşiktaş yukarıya yerleş, yaklaşırken Trabzon'un da Beşiktaş'la arasında 4 puanlık fark var. Kadir ne yaptı be? Ve, e, Asist kimden? Sen krediyi alacaksın burada. Şey. ya tamam böyle mata bir asistmiş gibi gözükmüyor. Yani veriyor adam vuruyor da. Abi adam topu sürerken bak savunmanın şeyine bak. Yani mı Sol kenarda top sürmeye başladığı anda yani rakip biraz şaşırıyor. Allah kulak oluyor. Üzerine bekleyenden daha fazla ya da normalden daha fazla şey yapıyor. E, ilgi çekiyor en vakayeme. Yoksa bir şey yok yani asiste. Veriyor. Abdülkadir öyle yaradan ısınıp vurmasa e, orada o pastan bir şey çıkmaz. Ama bir Allah kulak edicilik var. Çok daha Seviyoruz fazla ya. Yürüyen beyin. Çok daha fazla oyunun <gülüyor> içine <gülüyor> Abi yürüyen, yürüyen beyin. Yürüyen şey, beyin diyor ya evet. o inanılmaz işte. Ninja Kaplumbağalar'da vardı ya. <laughs> beyin. Renk. Onun adı Beyin değil miydi? Neydi o herifin adı? Şey crank diye beyin. bir şeydi. Crank miydi? neydi ama... Ama Beyin diye çevirmişlerdi. Yani, evet. Beyin diye geçiyordu. Biz de kendi aramızda Beyin derdik zaten. Aynen. <laughs> yani neyse. Şimdi Trabzon'un da 4 maçlık serisi var. İşte tamam. tekrar kadroyu toparladı. Onlar da ivmeli geliyor. Sonuçta... Evet sen şeyde çok haklısın. Son haftalar genelde e, motivasyonu olan ve kazanması gereken takımın lehine sonuçlar alınır ama Trabzon'da o motivasyondan uzak değil. Hani ondan da bahsedelim. Değil değil. <laughs> Seri onaylamayla <laughs> tamam bir saat olmuşuz zaten e, iki maçı konuştuk bugün özel maçlar vardı bu bir saat hafta olmuş de. mu bir saat olmuş bak Onur burada olsaydı biraz şüphe duyardım ama Elvin bir saat şeyine uyarısını anda... gösterdiği için sonsuz bir güvenle yaklaşıyor. Uğur Ozan da bakışlarını üzerimize şey yapmış. Uğur Ozan doğmuştuğunda... bence hala uçaktadır. Evet, Kardeşim e... güzel bir kahkaha. Tebrikler. Şu kahkasıyla bize katıldı. Şimdi kendisiyle biz de dünü konuşacağız. Hadi Avrupa'yı boş ver. yani Premier League falan zaten. Kapatıyorum zaten şu an. Kapat hadi. <laughs> e, tekrar görüşmek üzere. hoşça kalın.